Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati programına hoş geldiniz. Dün ve uzun süredir yaşanan Boğaziçi protestosunu konuşuyoruz. Öğrenciler ne istiyor? Seslerini duyurmaya çalışıyor. Elbette ki bir taraftan müdahaleler de gerçekleşti. Bu da çok tepkilerle birlikte devam ediyor. Buna da tepkiler, hatta akademisyenlerin de tepkileri oldu. Dün akşam keskin nişancılar yerleştirildi adeta. Polis kampüsüne girildi. Kampüse girildi polislerle birlikte ama otobüsler boş girdi, dolu çıktı. Maalesef o tatsız görüntüler de ortaya çıktı. Rektör protesto edildi dedik. Bu arada 159 Boğaziçi'li öğrencinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Serbest bırakılanlar da oldu. Onu da hemen söyleyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Vatan Emniyet'te neler yaşandı? Hem dünü konuşacağız, bugünü konuşacağız. Bugün aynı zamanda Ankara'da da vardı yine gözaltılar. Protestolar devam etti. Bunları konuşacağız. Aslında öğrenciler ne demek istiyor? Bir taraftan da acaba kutuplaştırma aracılığı mı yapılıyor diye de tepkiler devam ediyor. Boğaziçi eylemi neden kıskaçta diye de soracağız. Konuklarımıza dönelim. İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Bizlere Skype bağlantısıyla katılan CHP Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen bizimle birlikte ve İYİ Parti ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalga. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Şimdi zaten uzun süredir devam ediyor dedik bu protestolar. Aslında rektöre istifa çağrısı yapılıyor. Yani hem siyasilerden, hem sosyal medyadan, hem öğrencilerden bu çağrı devam ediyor. Hemen stüdyodaki konuğumuzla başlayacağız. Aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz dedi akademisyenler de. Galatasaray Üniversitesi'nden de yine akademisyenler oradaydı. Birçok destek vardı. Öğrencilerin ve meslektaşlarımızın yanındayız dediler. Bunlar niye yaşanıyor Berna Hanım? Çok teşekkür ederim. Bunlar niye yaşanıyor? Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan atama nedeniyle üniversite öğrencileriyle ilk günden itibaren irtibat halinde olduk biz. Pek çok öğrenci kulübünün temsilcisi ve sivil öğrencilerle bir araya geldik, konuşmalar yaptık, görüşmeler yaptık. Onları dinledik, anlamaya çalıştık bu itirazlarının altında yatan gerçek sebebi. Bu itirazların anlamını onlardan dinleyip biz anlamaya çalıştık onları. Onların ifade ettikleri şuydu: isim ya da ismin ait olduğu siyasi geçmiş değil, siyasi temsiliyet değildi onların ilk itirazları. Onlar Boğaziçi Üniversitesi'nin teamüllerine uygun bir atama, teamüllerini yaşamış, içinde öğretim görevlisi olarak bulunmuş, Boğaziçi'ni tanıyan ve bu sistemin içinde bulunmuş bir rektörün onları temsil etmesini ve seçilmiş bir rektörün onları temsil etmesini istiyorlardı. Onlar atanan isimden ziyade atama şekline itiraz ediyorlardı. Bana çok güzel ifade ettiler. Boğaziçi Üniversitesi seçimle yapılan seçimden sonra yapılan atamalar döneminde bile aday olup ilk üçe giren rektör adayları atama sıraları geldiğinde atamaya isimleri önerildikleri zaman ikinci ve üçüncü olan öğretim görevlileri, aday olmuş öğretim görevlileri bu taleplerinden istifa ederek en çok oyu almış ve birinci seçilmiş öğretim görevlisinin rektör olmasının önünü açıyorlarmış. Hı hı. Bu kadar demokratik bir anlayışa sahip üniversitenin siz tamamen yönetim şeklini değiştirecek şekilde ve üniversitenin dışından, üniversitenin geleneğini bilmeyen, teamüllerini bilmeyen, üniversiteye tamamen yabancı bir ismi dayatmacı bir zihniyetle üniversite öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlerine sunduğunuz zaman bu konuda yüksek perdeden bir itirazın geleceğini tahmin ediyor olmanız lazım. Yani bu itirazlar çok beklenen itirazlar bizim açımızdan ve çok da haklı itirazlar. Ama işte bir çözüm yoluna gidilemez miydi? Hep böyle sağduyu çağrıları da geliyor bir taraftan. Bu sorunu çözebilirsiniz diye. Şimdi dün akşamı da ayrıca bir konuşalım. Vatan Emniyet'te neler yaşandı? Gökçe Gökçen oradaydı. Siz orada öğrencilerle tabii aslında daha çok hani durumlarını çok yakından takip ettiniz. Şimdi toplamda 159 Boğaziçi'li öğrenci gözaltına alındı demiştik. Serbest bırakılanlar oldu dedik. 108 kişi serbest diye söyledik en son ama size gelen bilgiler de var mı? Evet, dün
Akşam saat sanıyorum ki 9 civarında Vatan Emniyet'e gittim. Aynı zamanda Haseki Hastanesi'nde ve Bayrampaşa Hastanesi'nde gözaltına alınan öğrencilerin muayeneleri vardı. Orada da arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz bulunuyorlardı. Ve sabaha karşı herhalde oradan ayrıldık. Yani çok uzun bir bekleyiş. 159 öğrencinin ifadesi alındı ve bu ifadeler alınırken, otobüste bekletilirken öğrencilere yapılan muamele ve aralarında liseli öğrencilerin de bulunması sebebiyle yakından takip etmeye çalıştık. 51 kişi hala ifade alınmamış bir şekilde aslında bekletiliyor. Hala gözaltındalar. Avukatlarımız takip ediyor. Şu beni çok üzdü. Tabii ki yaşananların en başından beri takipçisiyiz ve daha ilk günden itibaren orada bulunuyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nün önünde yapılan bir çağrı vardı ilk eylem gününde. Orada da bulunmuştuk. Ondan sonra da işte avukat desteğiyle ya da yaşanan sorunları yakından takip etmeye devam ettik. Ama dün polisin müdahalesi çok sertti. Öğrenciler sanki, gençler sanki teröristmişçesine, yani tehlikeli insanlarmışçasına karşılandı ve şiddet uygulandı polis tarafından öğrencilere. Şimdi iki mesele var. Birincisi, öğrencilere ters kelepçe takıldı ve ters kelepçeyle öğrenciler çok uzun süre bekletildiler. İnanın ki gelen öğrencilerin elleri şöyle, şuraları, bilekleri mosmor geldiler. Ve çok genç insanlar bunlar. Yani bir ben hani bu gençlere böyle sapkınmış, teröristmiş falan, kaos çıkarmak istiyorlarmış falan diyen İçişleri Bakanı'nın o gerçekten o bilekleri görmesini isterdim. O insanların kaç yaşında olduklarını ve rektörlük seçimlerini isterken ne kadar haklı taleplerini dile getirdiklerini bir gelip görmesini isterdim. İkincisi de burada bir provokasyon var. Provokasyon yapanlar aslında insanların dini duygularını kullanarak, dini duygularını, kutsal duyguları sömürerek gençlerin bir kısmını ya da Boğaziçi'li olan veya olmayan belli bir cinsel yönelime ait, belli bir cinsel kimliğe ait gençlerin hedef gösterilmesi. Ama bir yandan kutsal duygulardan söz edenler dün şöyle bir şey yaptılar. Bugün ya da dün bir başörtülü genç kız öğrenci gözaltına alındı. Boğaziçi'li öğrenci. Ve bu işte öğrenci temsilciliğinde de olan bir genç arkadaş. Kız arkadaşımızı alıyorlar gözaltına ve yerde sürüklüyorlar ve başörtüsü açılıyor. Diyor ki ben başörtümü düzelteceğim. Polis diyor ki hayır düzeltemezsin diyor, ters kelepçe yapıyor. O arkadaşımız başörtüsünü düzeltememiş bir şekilde götürülüyor gözaltına. Şimdi kutsal duygulara ve dine dayanarak böyle bir sömürüde bulunanlar öğrencilere yapılan bu muamele hakkında ne düşünüyor, ben çok merak ediyorum. Ayrıca şunu ifade etmek isterim. Dün orada hakikaten büyüyen de bir destek vardı. Çünkü çok haklı bir talep. Vatan Emniyeti ilk başta bir 10 kişi falan varken gecenin sonunda sabaha karşı artık daha gerçekten bahçenin tamamen dolduğunu, birçok partiden de siyasetçinin de gençlerin de özellikle orada olduğunu, avukat desteğinin çok ciddi olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde genel merkeziyle, parti meclisi üyeleriyle, yüksek disiplin kurulu üyeleriyle yaşanan bütün hukuki sorunları da yakından takip ettiklerini ifade etmek isterim. Şimdi hemen Burak Bey'e de dönelim. Dün tabii ilk mesaj gönderen, tepkisini koyan siyasilerden biri de Ali Babacan oldu bu arada. Yeter artık inadınızdan vazgeçin dedi. Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencileri derhal salın. Üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın dedi. Duruşumuz budur diye ifade etti. Bir olay da oldu orada. İşte rektör yardımcılığı için Deva Partisi'nden isim denildi. Sonra o reddettim diye bir mesaj paylaştı. Bu da gündem oldu. Gençleri rahat bırakın diyor ama Sayın Babacan da. Peki Burak Bey, siz nasıl okuyorsunuz bu fotoğrafı? Şimdi şöyle, biliyorsunuz bizim programımıza bir bakalım. Genel Başkanımızın söylediklerine bir bakalım. Kendimizin de söylediğine bir bakalım. Bence o fotoğrafı nasıl okuduğumuzun güzel bir örneği olacaktır. Şimdi birincisi, bizim parti programımızda YÖK'ün kaldırılması ve akademik özellik var. Ki bu olaylar hiç olmadan, biliyorsunuz, neredeyse bir sene önceki bir mesele bu. Evet. Yani parti ana duruşu burada kurumsal anlamda net. İkincisi,
yeni rektörün atandığı gün ya da bu meselenin ortaya çıktığı gün Ocak başında, Ocak ayı başında Ali Babacan bu konuyla ilgili çok net ve ilk mesajı yayınlayan siyasetçi, kayyum rektörü istemiyoruz minvalinde ve bu atamanın uygun olmadığını bir şekilde ifade etmişti. Üzerine ifade ettiğiniz gibi dün gece bu olayla alakalı ilk mesajı paylaşan siyasi lider gene kendisi oldu. Hı hı. Onu daha sonra ana muhalefet lideri ve İstanbul Belediye Başkanı izlediler. Evet. Bir takım belediye başkanları ve siyasi liderler de, hı hı, bu konuyla mesaj vermemeyi tercih ettiler. Şimdi bizim konuyla ilgili okumamız, birincisi bu Türkiye'de olanların genel bir uzantısı. Türkiye'de ne oluyor? Kimseye sormadan iş yapılıyor. Genel bir istişare yapılmadan iş yapılıyor. Bunu nerede görüyoruz? Boğaziçi Üniversitesi'nde görüyoruz. Başka ne oluyor Türkiye'de? Gerçek meselelere odaklanmak yerine sudan meselelerle bir takım adeta kültür tartışmaları yaşatılmaya çalışılıyor. Örneğin Türkiye'de salgının kontrolü, salgının durumu konuşulmuyor. Kepenk kapatan esnaflar konuşulmuyor. İş bulamayan gençler konuşulamıyor. 6 senedir tek bir yeni istihdam yaratamayan özel sektör konuşulamıyor. Çin'in gerisine düşen asgari ücret konuşulamıyor. Bir takım tartışmalar yapılıyor. Bunun etrafından karşı taraf şeytanlaştırılmaya çalışılıyor. Ha, biz bunu reddediyoruz. İkincisi bu. Üçüncüsü, Türkiye'de ne oluyor? Kurumlar ısrarla bir erozyona tabi tutuluyorlar. Kurumlar aşındırılmaya çalışılıyor. Bu Sayıştay içinde böyle, Merkez Bankası içinde böyle, örneklerini sabaha kadar sayabiliriz. Aynı şey Boğaziçi Üniversitesi içinde geçerli. Biliyorsunuz 160 senelik bir kurum. Benimle mezun olmaktan onur duyduğum Türkiye'nin güzide eğitim kurumlarından bir tanesi. Burada da gene bir kurumsal erozyon var. Okulun geleneğine, öğrencilerin, mezunların, öğretim üyelerinin taleplerine kulak verilmeden yapılan bir iş var. Yani Türkiye'nin genelinde gördüğümüz sıkıntıların bir yansımasını görüyoruz maalesef Boğaziçi Üniversitesi'nde de. Buradan ben siyasi iktidara çok net bir şekilde bir çağrıda bulunmak istiyorum. Birincisi, Boğaziçi Üniversitesi bir elet geçirilecek bir ganimet değil. Bu memleketin güzide bir kurumu. O şekilde de muamele edilmesi lazım. Bizim bu kurumların sayısını arttırmamız lazım, azaltmamamız lazım. Bunları erozyona tabi tutup aşındırıp yok etmeye çalışmak Türkiye'ye yaramaz. Birincisi, bundan bir vazgeçsinler. İkincisi, orada protesto yapan kardeşlerimiz, hepimizin arkadaşları, yeğenleri, tanıdıkları, dostları, öğretim üyeleri keza. Bu insanları şeytanlaştırmayı bir bıraksınlar. Türkiye'nin bütün gençleri bizim gençlerimiz. Bütün bunları biz kucaklayarak ancak yarına yürüyebiliriz. Türkiye'de bilgi çağı gibi, katma değerli ekonomi. Bu arada bir Boğaziçi mezunu olarak galiba, değil mi? Bildiğimiz kadarıyla öyle. Evet. Benim zaten siyasete giriş sebebim, ben o arkadaşların sıralarında otururkenden daha güzel, daha müreffeh, daha hür bir ülke olması. Benim başka bir sebebim yok siyasette olmak için. O yüzden hükümete diyorum ki, siz gerçekten beyin göçü konuşmakta, bilgi çağı konuşmakta, yarını konuşmakta ciddiyseniz, Türkiye'nin bu en güzide gençlerine eziyet etmeyin. Bu hoyratlığı bir kenara bırakın. Üçüncüsü de, bu tip sudan meselelerden başkaları şeytanlaştırmayı bir bırakın. Türkiye'nin gerçek meseleleri var. Onlarla bir uğraşın Allah aşkına. Esnafı, salgını, gençlerin işsizliğini, hayat pahalılığını, bunları konuşun. Bunları konuşamadığınız için bunu yapıyorsunuz. Bunu artık bir bırakın. İşte tam da bu noktada belki birazdan konuşacağız. Kutuplaştırma aracı mı yapılıyor bütün bunlar? Onu da soracağım ama hemen şimdi Berna Hanım'a döneceğim. Şimdi liderler de böyle mesajlar paylaştı. Şimdi Deva Partisi işte bizim politikamız dedi. İyi Parti'ye göre bu nasıl değerlendirilmeli? Yani aslında baştan itibaren bir siyasi unsur yapılmaması gerektiği yönünde bir karar var. Evet. İYİ Parti'nin de olaya tamamen bakışı bu durumda. Evet, hepimiz baştan itibaren, ben genel başkan yardımcısı olarak bu Boğaziçi'li genç arkadaşlarımızla ilk günden itibaren irtibat halindeyim, görüşüyorum ama onların talepleri doğrultusunda isimleri ve title'ları bizde kalmak üzere bu görüşmeleri sürdürdük. Malum ülkemizde yaşanan bu baskıcı rejimden gerçekten Boğaziçi'li gençler de ürkmüş durumdalar maalesef ki. İsimleri bizlerle görüştükleri açıklandığında başlarında daha fazla ne gelebilecekleri endişesini ilk günden itibaren onlar da yaşıyordular. Biz her türlü hukuki desteği, her türlü manevi desteği, her zaman fiziki desteği, dün akşam da orada olarak arkadaşlarımız, ben Ankara'daydım ama partili arkadaşlarımız onların yanındaydılar. Onlarla birlikte olmak için her fırsatta güç vermeye çalıştık. Ama İYİ Parti olarak bir parça gençliğin sorunlarını, eğitimin sorunlarını siyaset üstü bir yerde değerlendirerek yaptığımız ve gençlerin çok haklı bulduğumuz bu çok demokratik tepkilerine verdiğimiz desteği siyasetimize malzeme yapmayı çok doğru bulmadık. Onun için de çok destek verdik görüntüsünden ziyade gördüğümüz bu sorunu
çözme yolunda doğru adımlar atmaya çalıştık. Peki kutuplaştırma konusuna ne diyeceksiniz? Yani mesela kutuplaştırma aracı mı yapılıyor? Yani bu eylem aslında bir anlamda iktidarın mı hedefinde sadece? Yani hedef mi alındı? Olabilir. Baştan itibaren hep aynı şeyi dile getirdik. Çözülemez miydi yani başka çok, türlü? Çok bence çözülebilirdi. Gençler dinlenebilirdi. Gençlerin talepleri dinlenebilirdi. Biraz önce de bahsettiğim gibi gençler atama şekline itiraz ederek başladılar bu protestolara. Onlar gayet demokratik bir şekilde Boğaziçi'nin kültürüne yakışır bir şekilde, Boğaziçi'nin ruhuna yakışır bir şekilde seçimle kendini idare edecekleri rektörlerini seçme talebindeydiler. Bu protestoların başlangıç noktası buydu. Elbette çözülebilirdi. Ülkede aslında çözülebilecek pek çok konuyu çözmediği gibi iktidar burayı da bana göre bir enfekte alanı olarak bırakıp sizin de söylediğiniz gibi buradan beslenmeyi tercih ediyor diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Biraz önce bahsedildi inançlar üzerinden, kutsallar üzerinden, değerler üzerinden bir ötekileştirme ve kutuplaştırma siyaseti güdülüyor maalesef ülkemizde. Ben Boğaziçi gibi ülkede sınavla öğrenci alan ve bu sınava girenlerin ilk %1'lik dilimini öğrenci olarak kabul edecek kadar zeki ve çalışkan öğrencilerin oluşturduğu özgürlükçü ve demokratik bir yapıya sahip öğrenci grubunun hiçbirisinin, hiç bırakın Kabe resmine, o bahsedilen resme, bırakın inançlarımıza, hiçbir görüşe, hiçbir inanca, hiçbir duruşa bu şekilde hakaret edilmesine, göz yumacağına ya da sıcak bakacağına inanmıyorum. Biz Türk gençliğine, Boğaziçi'li gençlere her anlamda güveniyoruz. Onların geleceğimiz için İyi şeyler yapacağına da inanıyoruz canı gönülden. Aynı şekilde Ankara'da da yine devam etti. Destek olmak için Kızılay'da basın açıklaması yapmak istedi. Öğrenciler, üniversitelere yine polis müdahale etti. Hatta gerçekten Ankara'da da çok şiddetli görüntüler de vardı. Yine gözaltılar da yaşandı. Basın açıklaması yapmak istediler öğrenciler. Polis müdahalesine tepki gösteren hatta vatandaşlar da oldu. Dün gece işte vatan emniyet kalabalık oldu demişti. Daha sonra ilerleyen saatlerde Gökçe Gökçen. Burada da aynı şekilde Ankara'da da bazı vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldılar. Yine gözaltına alınan bazı öğrencilerin ters plastik kelepçe takılarak yere yatırıldığı da dikkat çekti. Ankara'da da benzer manzaralarla karşılaştık. Bir ayrıntı var aslında. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden Müslüman öğrenciler yayınladıkları bir video vardı. Orada deniliyor ki Kabe fotoğrafını, yani suç sayılarak öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etti öğrenciler. Varsa o sesi de ekranımıza yansıtalım. Bu arada Kadıköy'de de öğrencilere müdahale ediliyormuş şu anda. O canlı görüntüleri de ekranımıza yansıtırsak eğer ona da bir bakalım. Kutsal değerlerimiz zedelenmedi denildi öğrenciler tarafından. Boğaziçi'li Müslüman öğrenciler tutuklamalara böyle tepki gösterdiler bu sözlerle. Çünkü bu çok konuşulmuştu. Şimdi bir Kadıköy'den de bir o görüntülere bakalım. Bu arada son dakika bilgisi de vardı. Biz de tam programa girmeden önce Kadıköy'deki Boğaziçi eylemleri yasaklandığı duyurulmuştu. Kaymakamlıktan bir açıklama yapılmıştı. İlçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı duyurulmuştu. Evet, şimdi canlı görüntüler ekranımızda. Biraz önce kaymakamlık tarafından dediğimiz gibi bir açıklama yapılmıştı. İlçede yasaklandığı belirtildi. Boğaziçi eylemlerinin 7 gün süreyle her türlü toplu ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı bildirilmişti. Şimdi tabii buna da tepkiler var bir taraftan. Dün gece yaşananlar işte Kadıköy'de de böyle devam ediyor halen. Ankara'da da benzer görüntüler gördük dedik, Kızılay'da da. Evet, polisin müdahalesi devam ediyor Kadıköy'de. Kadıköy'de.
Evet, halen dünden itibaren, daha doğrusu bu uzunca bir süredir sürüyor. Akademisyenlerin de çağrısı bu yöndeydi. Kayyum rektör Melih Bulu istifa çağrıları vardı. Aynı şekilde şimdi öğrenciler de halen istifa çağrılarını sürdürüyorlar. Evet, siyasetçilerin de İstanbul'da desteğini görüyoruz. Evet, hemen Gökçe Gökçen'i de, bilmiyorum, görüntüleri izleyebiliyor musunuz Gökçe Hanım? Evet, şu an görünüyor. Evet. Aynı zamanda hem Kadıköy'le ilgili bir uzun süreli bir eylem yasağı var. Bu söyleyelim, çok net hukuka aykırıdır. Anayasada zaten izinli eylem diye bir şey yoktur. Dünkü eylemle ilgili de zaten izinsiz eylem diye açıklamalar yapıyor valilik ya da bazı iktidar mensupları. İzinsiz eylem diye bir şey yok. Eylem zaten izinsiz yapılır Türkiye'de, barışçıl olduğu sürece. Ve bu eylem barışçıl bir eylem. O halde izin alınmasına zaten gerek yok. Bu anayasal bir haktır. Burada yasak kararı hukuka aykırı. Sırf öğrenciler Kadıköy'de toplanacak diye pandemi koşullarını bahane ederek yasaklıyorlar. AKP kongrelerine bir baksınlar diye düşünüyorum. Sadece Kadıköy'de değil, şu an Kadıköy'de bir müdahale var, toplanılmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda Hisar üstünden, yani Avrupa yakasından Kadıköy'e geçmek isteyen öğrencileri otobüslerde durduruyorlar. Aldığımız haberlere göre kimlik soruyorlar. Ve öğrenci olduğunu anlayanlara hangi üniversitelisin diye soruyorlar Hisar üstünde. Boğaziçi Üniversiteli olduğu anlaşıldığı zaman öğrencilerin yok sen karşıya gidemezsin diyerek polis öğrencileri durduruyor. Şimdi bu polis bunlarla mı uğraşacak? İktidar bunlarla mı uğraşacak? Yani biraz önce kutuplaşmayı konuştuk. İktidar insanların kimden hoşlandığına, kimi sevdiğine, kime sevdiğine mi bakacak? Yani bir insanların yaşam tarzına mı bakacak? Ben anlamıyorum. Bunlarla nasıl uğraşıyorlar? Bunlarla öğrencilere, gençlere bu kadar müdahaleyi nasıl kendi kendilerine bile normal karşılayabiliyorlar? Benim gerçekten aklım almıyor. Otobüslerden genç toplayıp hangi üniversitelisin diye sorulmasına gerçekten aklım ermiyor benim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın bir açıklama yaparak Boğaziçi'nde işte X öğrenci kulübünü kulübünün kapatılmasına karar verilmiştir rektör tarafından. Çünkü bu kulüp kışkırtmaktadır diye yalanlar söylemesini, bir öğrenci kulübünü hedef göstermesini aklım almıyor. Bir Cumhurbaşkanı sorumlusu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı yetkilisi nasıl bir üniversitenin öğrenci kulübündeki öğrencilere kafayı bu kadar takar? Aklım almıyor. LGBT'yi haklarını bu kadar sanki yani LGBT'ler bu kadar düşmanmış gibi göstererek bu eylemleri de böyle şeytanlaştırmasını aklım almıyor. Ve bu kadar kaos yaratma merakını ancak ben şu şekilde açıklayabiliyorum. Bir, gençleri kazanamayacaklarını çok net anladılar. Z kuşağı, Z kuşağı diye 1000 tane rapor hazırlattılar kendi genel merkezlerinde. Bir tane Z kuşağından nasıl oy alacaklarının yolunu bulamadılar. İkincisi, gündem yaratamıyorlar. Dönüyorlar, dolaşıyorlar, Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı diyorlar. Dönüyorlar, dolaşıyorlar. Orada şu anda bir müdahale de sertleşmiş durumda bu arada. Görebildiğimiz kadarıyla tabii. Evet, biber gazlı bir müdahale var şu anda Kadıköy'de. Zaten şu anda canlı verdiğimiz, oradan da o sesler de duyuluyor. Öksürük sesleri de, demek ki bir de biber gazlı müdahaleyle karşı karşıya kaldı öğrenciler. Evet, gözaltıya başlayacağız, gözaltılara diye de anonslar da yapılıyor şu anda. Tabii 7 gün süreyle de yasaklandı dedik. Kaymakamlıktan da böyle bir açıklama yapıldı. Evet, izin verilmiyor şu sıralarda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Berna Hanım? Burak Bey'e de şimdi soracağım. Yani evet, en sıcak görüntü bu şu anda karşımızda. İktidara gelirken 3 üyeyi yok edeceğiz diye iktidara gelmiş bu yönetim. Yasaklar, yoksulluk diye bize bu Y'leri hayatınızdan çıkaracağız en büyük vaatlerindendi. Bugün bu görüntülerle de görüyoruz ki sonuna kadar yasakçı bir zihniyetle ve sonuna kadar yoksulluğu milletine yaşatan bir iktidar oldu.
Yasaklarla mücadele edeceğiz derken kendi yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek iktidar yolunu kendilerine açmaya çalışanlar yeni yasaklarla yeni mağduriyetler yaratarak bu iktidarlarını güç katmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ama milletin gündeminde maalesef ki yoksulluk ilk sıralarda, gençliğin gündeminde yoksulluk ilk sıralarda, işsizlik yok, evet, ilk sıralarda. Bugün burada buraya gelmeden önce size de bahsettim. Bizim gençlik kollarımızın 3. kuruluş yıl dönümüydü. Çok geniş katılımlı bir toplantıdan çıkıp geldim. Programımıza katılacağımı ifade ettiğimde genç arkadaşlarıma yanlarından ayrılırken dile getirmemi istediğiniz şeyleri kısaca bana belirtin dediğimde atanamayan genç arkadaşlarımız var, teknikerlerimiz var, mühendislerimiz var, öğretmenlerimiz var. Hepsi ayrı ayrı kendi sorunlarının dile getirilmesini istediler. Ama iktidar ama bunları görmemizi engellemek için bize her zamanki gibi yeni bir cambaza bak müdahalesiyle maalesef bunları bu gençlere yaşatıyor ve bize bunları konuşturtuyor maalesef. Maalesef öyle. Evet Burak Bey, görüntüler ekranımızda, Kadıköy'de izin verilmiyor. Açıklamanın yani bir açıklama yapılmak istendi. Çok sayıda TOMA görüyoruz zaten orada. Bir taraftan da ağırlıklı da bir gazeteci kalabalığını da görüyoruz. Herkes takip ediyor tabii. Hilmi Hacaloğlu'na soralım Burak Bey. Bir zamanınızı alacağım oradan, çünkü sıcak gelişmeleri gazeteci Hilmi Hacaloğlu bize aktaracak. Ekranda görüyoruz zaten ama hemen sizden de alalım son bilgileri. Evet. Aslında şöyle, bugün saat 6 itibariyle Kadıköy İskele Meydanı'na bir eylem buluşma çağrısı yapmıştı Boğaziçi Dayanışma Grubu. Ancak saat 5'ten itibaren polis, daha doğrusu 4'ten itibaren polis bölgede özellikle Kadıköy İskele Meydanı'nın olduğu alanı bariyerlerle kapattı. Zaten biliyorsunuz Kadıköy Kaymakamlığı da bir açıklama yayınlayarak Kadıköy ilçe dahilinde bir hafta boyunca yürüyüş ve gösterilere izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Şimdi burada durum ne? Yaklaşık yarım saat, 20-25 dakika önce polis uyardı grubu. Ahmet Çık, İstanbul Bağımsız Milletvekili, grup adına polisle görüştü. Ve burada bir yasal bir gösteri yapılmak istendiğini söyledi. Fakat onunla görüşen polis müdürleri bunun mümkün olmadığını, Kadıköy Kaymakamlığı'nın bu yönde bir kararı olduğunu söyledi. O anda daha çok gazeteci ağırlıklı bir grup vardı ve polis kalkanları önüne aldı ve bu grubu sürüklemeye başladı. O sırada etraftan tabii sloganlar gelmeye başladı. O zaman anladık ki dağınık bir şekilde Kadıköy'ün çeşitli noktalarında gruplar, öğrenciler, sürüklenen insanlar varmış. Onlar da slogan atmaya başladılar. Derken polis ilk gazı attı. Sonra grubu itelemeye başladı ve daha çok gaz kullanmaya başladı. Şu anda grup Kadıköy'ü bilenler anlayabileceklerdir. İskele'de Cafer Ağa'ya doğru giden Misbah Muhayyet Sokak var. Onun önünde toplanmış durumda. Tabii ya, benim görebildiğim kadarıyla 10 kadar gözaltı oldu ama benim bunun görmediğim anlarda da alanlarda da gözaltılar olmuş olabilir. O nedenle en az 10 kişi gözaltına alındı diyebiliriz. Şu anda grup dediğim gibi Cafer Ağa tarafına doğru çekilmiş durumda. Arada Türk bayraklarını görüyorum. İşte gökkuşağı boyalı bayraklar var. Burada demokratik, yaşasın demokratik üniversite yazılı bir pankart görüyorum ve aşağı bakmayacağız yazılı öğrenci dayanışmasının da pankartları ve dövizleri var. Şu anda polis bizim bulunduğumuz yerin 50 metre kadar uzağında. Yani ilk müdahale yapılan yer Kadıköy İskele Meydanı'ydı. Oradan yaklaşık 300 metre uzağa gelmiş durumdayız. Basın mensupları da çok fazla olduğunu görüyoruz aslında ekrandan da. Mensuplarına ya biraz itiş kakış oldu ama tabii tam polisin gaz attığı noktada gazeteciler olduğu için ondan tabii daha fazla etkilendik. Bunun da altını çizmek gerekir ama polisler de etkilendi. Yani ilk gaz kullanıldığında onların da maskeleri yoktu. Evet. Polisler de o gazdan zarar gördüler. Bunu da söylemek mümkün. Yani şu anda durum ne söyleyeyim tekrar. Grup şu anda gördüğüm kadarıyla 500 kadar insandan oluşuyor, 500-600 kişi. Polis ondan 50 metre ilerisinde duruyor. Ellerinde tabii gaz fişekleri olan tüfekler var. Kalkanlı polisler,
kasları kafalarında, gaz maskeleri kiminin ağzında, kiminin başında. Şu anda karşılıklı bir bekleyiş durumu var. Şu anda durum bu şekilde. Belli ki evet, Hilmi Acaloğlu da sen de etkilenmiş durumdasın zaten. Biber gazından plastik mermi ve gazla müdahale gerçekleşti dedik biraz önce. İşte o görüntülerde, sıcak görüntülerde ekranımızda sevgili izleyiciler. Bir taraftan tabii gazla müdahaleden oradaki vatandaşlar da etkilenmiş durumda. Polis orada, birçok TOMA var dedik ve gazeteciler de. Şu anda yeni bir grup polisle gelmeye başladı, bunu da söyleyeyim. Evet. Koşarak şu anda geliyorlar. Bilmiyorum ne yapacaklar ama yeni bir grup polis ellerinde kalkanlarla şu anda grubun olduğu yere doğru geliyor. Ben de yayından izin istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Peki, peki. Kolaylıklar diliyoruz tabii. İstenmeyen görüntüler ama bir taraftan da işte bir açıklama vardı. O açıklamanın ardından Hilmi Acaloğlu da belirtti. Kalkanlı polisler dedi, bariyerlerin önüne geldi. Kadıköy'de çok sayıda TOMA'nın olduğunu, basın mensuplarının ağırlıklı olduğunu belirtti. Vatandaşlar da aynı şekilde hem gazdan etkilendiler. Bir taraftan da plastik mermiyle de müdahale olduğu bilgileri de geliyor. Sosyal medyaya da bakalım. Evet, sosyal medyadaki o görüntülerde düştükçe ekranımıza vereceğiz. Burak Bey, hemen size döneyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu son dakika olayını? Ya tabii çok üzücü görüntüler. Bunları görmek insanın gerçekten içini acıtıyor. Evet. 2020 senesinde hala bunları konuşuyor olmamız fevkalade üzücü. Bu bize neyi gösteriyor? Amacın üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunu. Bundan daha veciz bir ifadesi olamazdı herhalde. Mesele gençlerin ihtiyaçlarını anlamaksa oturur konuşursunuz. Bunun pek çok yöntemi de vardı. Onun yerine bu şekilde bir yöntem tercih edilmiş. Şimdi karşınızda düşman ordusu yok. Bu memleketin evlatları var. Ona göre de bir muamele görülmesi lazım. Ve burada bir kullanılan barışçıl bir eylem için bir anayasal hak var. Gençlerimiz de inşallah içlerine sızma ihtimali olabilecek provokatif gruplara karşı dikkatli olmalarını da buradan söylemiş olayım. Ama temelde bir barışçıl anayasal gösteri var. Şimdi bunun hukuk reformu gibi, yeni anayasa gibi meselelerin konuşulduğu günlerde gündeme geliyor olması da çok ironik aslında. Siz önce bir mevcut anayasanın şartlarını bir düzgün bir şekilde uygulayın. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin şartlarını uygulayın. Mevcut kanunlardaki hürriyetleri bir uygulayın. Ondan sonra hukuk reformu, yeni anayasa söyleyin. Yani şu tablo Türkiye'ye, 2021 Türkiye'sine yakışıyor mu? Biz yarın da bu tabloyla mı yürüyeceğiz? Yazık, günah değil mi? Karşınızdaki insanlar bu memleketin evlatları. Şimdi çok enteresan bir tablo var aslında. Son birkaç haftaya baktığımızda Sayın Rektör, biliyorsunuz, göreve geldiğinde Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk yüze taşıyacağını söylemişti dünyada. Fakat ilk yüze maalesef gözaltı sayısında taşıdı. Boğaziçi Üniversitesi en fazla ve Türk üniversiteleri şu anda en fazla gözaltına öğrenci alınan yerler haline geldi. Yine yanlış bir metrikte şampiyonluğa doğru gidiyoruz Türkiye olarak. Bu bir defa çok üzücü. İkincisi, bu iş ilk başladığında hatırlarsanız, İşte ben de Boğaziçi'nin çimlerinde yatmayı severim, ben de Metallica dinliyorum, ah öğrencilerle konuşayım gibi bir halkla ilişkiler faaliyetiyle başladı. Olay 4 haftada nereden nereye geldi? Ha, demek ki diğer başlangıçta yapılanlarda herhangi bir samimiyet olmadığını bir kez daha gördük. Benim hükümete söyleyeceğim şey, birincisi, şu kibir kulenizden bir inin. Bu camianın öğrencileri, öğretim üyeleri, mezunları bir şeye karşıysa, bu kadar insan bir şey bilmiyor değil. Bir kulak verin bu insanlara. Acaba bu insanlar niye buna karşı diye bir anlamaya çalışın. Her şeyi sadece siz bilmiyorsunuz. İnsanlar da bir şey biliyor. Bir camianın öğretim üyesi, mezunu, öğrencisi bir şeye karşıysa bir sebebi vardır. Birincisi, bunu bir anlamaya çalışın. İkincisi, bu arkadaşlarımızın uluslararası standartlarda hürriyetlere, uluslararası standartlarda imkanlara, uluslararası standartlarda fırsatlara hakkı var. İhtiyacı var demiyorum, hakkı var. Bu insanların hakkı. Biz bugün siyasetteysek bunu sağlamak için buradayız. Hükümetin uğraşması gereken uluslararası özgürlüklere, uluslararası fırsatlara ve yeni iş imkanlarına bu insanları nasıl ulaştırırız, ona kafa yorsunlar. Yoksa bu görüntüleri Türkiye'ye yaşatırsak biz ne bilgi çağını, ne katma değerli ekonomiyi konuşabiliriz, ne de beyin göçünü durdurabiliriz. Buradan bir an önce dönmeleri için buradan da bir kez daha çağrı yapmış oluyorum. Teşekkür ederim. Gökçe Hanım, şimdi görüyoruz işte görüntüler ekranımızda, Kadıköy'de izin verilmedi dedik, ardından bir müdahale de gerçekleşti, hatta daha kalabalık bir polis grubunun geldiğini de belirtti biraz önce Hilmi Acaloğlu da son dakika bilgilerini aktarırken. Ne yapılması gerekiyor, yani mesela rektör ne yapmalı şu anda? İstifa.
Rektörün istifa etmesi gerekir. Rektör istenmediği yerde kayyum olarak tepeden dışarıdan geldiği ve içeride kadro bile alamadığı, bir yardımcı bile bulamadığı, danışman atayıp bir de o danışmanın istifa ettiği, yani haberim yoktu böyle bir şey yapıldığından dediği rezalet bir ortamdan bir an önce ayrılmalıdır. Rektör istifa etmelidir ama bu yetmez. Üniversitelere öğrenciler istiyor bunu, biz istemiyoruz. Öğrenciler istiyor, diyor ki rektörlük seçimleri geri gelsin diyorlar. Sadece Boğaziçi'nde mi? Hayır, bütün üniversitelerde. Ayrıca diyorlar ki rektörlük seçimlerinde eskiden olduğu gibi sadece öğretim üyeleri oy kullanmasın, öğrenciler de oy kullansın. Öğrenciler bu üniversitenin bileşeni değil mi diyorlar. Üniversitenin bileşenleri oy kullansın, demokrasi gelsin üniversitelere diyorlar. Fena mı bir şey söylüyorlar? Üniversitelerde seçim olmalı, üniversitelerin özerkliği ancak bu şekilde sağlanır. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak üniversitelerin idari açıdan, mali açıdan, bilimsel açıdan özerk olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bilimsel özerklik nasıl gelir? İfade özgürlüğüyle. Toplu ifade özgürlüğü de buna dahil. Öğrencilerin protestosu da buna dahil. Barışçıl olduğu sürece dahildir. Ama aynı zamanda akademik özgürlüklerin olması gerekir. Şu an akademik özgürlükler tehlikede. İdari özerklik nasıl olacak? Demokrasi gelecek üniversitelere. Aynı zamanda mali özerklik olacak. Üniversite kendi bütçesiyle kendi yatırımını yapacak. Kendisi hangi alana daha fazla araştırma için pay ayrılması gerektiğine kendisi karar verecek. Bilim insanları karar verecek yani. Üniversite nasıl gelişir? Böyle gelişir. Türkiye nasıl gelişir? Böyle gelişir. Hiç de kötü bir şey istemiyoruz bence. Biz de. Öğrenciler de aynı şekilde. Dolayısıyla çok kolay çözülebilecek bir sorun. Ayrıca ne yapılması lazım? Üniversiteden bu alınan öğrencilerin hepsinin serbest bırakılması lazım acilen. Çünkü barışçıl bir hak kullandılar. Tekrar ediyorum. Daha önce tutuklanan iki öğrenci vardı, hatırlayın. Tutuklanan iki öğrenci sadece bir kulübün mensubu oldukları için, bir üniversite öğrenci kulübünün mensubu oldukları için alındılar. O iki tutuklu öğrenci de serbest bırakılmalı. İki ev hapsindeki öğrenci de aynı şekilde serbest bırakılmalıdır ve bu hatadan bir an önce dönülmelidir. Şimdi Kadıköy'deki müdahale ekranımızda. Bu arada aslında siz de belirtmiştiniz. Otobüsler durduruluyor. Öğrencilere Kadıköy'e gidemezsiniz de deniliyor. Gitmelerine de izin verilmiyor. Bir taraftan da gözaltılar olduğu da belirtiliyor. Birkaç öğrencinin gözaltına alındığı da, ama tabii son net bilgileri de takip etmeye de çalışıyoruz tabii. Ama sıcak görüntüler ekranımızda. İstenmeyen görüntüler diyelim. 159 öğrenciden 98'inin serbest bırakıldığı belirtiliyor. Ankara'da tabii çok sayıda gözaltı var. Bu da son gelen bilgileri de aktaralım. Biraz önce tabii şundan da bahsedildi Berna Hanım. İşte özgürlükler, ifade özgürlüğü denildi. Şimdi böyle dedikçe bir de reform çağrıları yapılırken manzara böyle oluyor. Nasıl anlatacağız biz bu durumu? Anlatamadığımız için zaten gençlerimiz kendi geleceklerini ülkede bulamıyorlar ve yapılan araştırmalara göre %80'i bu ülkeden ümidini kesip ve her ne olursa olsun ilk buldukları fırsatta yurt dışında yaşamayı tercih edeceklerini ifade ediyorlar. Benim açımdan hem bir anne olarak hem de bir partinin gençlik politikaları başkanı olarak geldiğimiz noktada ülkemizin içinde bulunduğu en önemli sorunlardan birisi bu. Bizim çok kıymet verdiğimiz, geleceğimize yön vereceğine inandığımız ve çok da güvendiğimiz bu genç beyinlerin ülkelerine olan, bir ülkelerinin yöneticilerine olan inançlarını yitirmiş olması bir ülke açısından gerçekleşebilecek en büyük kayıplardan birisi. Bir an evvel bu kötü yönetime son verilerek gençlerin dinlenmesi ve gerçek demokratik, özgür, akademik anlamda bağımsız üniversitelerde onların bilim üretmelerine izin verilmesi ve gençlerin bu üniversitelerden mezun olduktan sonra liyakatli atamalarla iş bulabilmelerinin temini ile onların ülkelerine olan inançlarının yenilenmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz ülkenin geleceği olan bu gençlerimizi bir gelecek, onların hak ettiği iyi geleceği sunamadığımız sürece maalesef onları kaybetmeye devam edeceğiz. Hepimizin mücadelesi Türk gençliğinin geleceğinin daha iyi olması için. Z kuşağından da bahsedildiği bugünlerde özellikle. Burak Bey de onu soracağım ama şimdi son duruma ilişkin eylem öncesinde zaten Kadıköy güzergahına da uzanan yol ve meydanların da birçok noktasına birçok noktası polis ablukasına alınmıştı. Bebek sahilden Beşiktaş iskelesine kadar birçok yerde polis konuşlandırılmıştı. Kadıköy'e geçmek için kullanılacak
Vapurda yine vapur iskelesindeki yoğun polis ordusu da orada da dikkat çekmişti ilk başta. Bu açıklamalar daha yapılmadan önce bir taraftan da vapura binmek isteyenlere de GBT uygulaması yapıldığı ve böyle geçişlere izin verildiği bilgileri de var. Öte yandan da yine eylemin gerçekleşeceği bu Kadıköy Rıhtım'daki de durumda ekranımızda. 7 gün süreyle de yasaklandığı bilgisini tekrar edelim. Z kuşağı ne diyor bu duruma Burak Bey? İyi bir şey söylüyor olma ihtimali yok. Çünkü siz ortama bir bakarsanız burada bir fırsat görüyor musunuz? Burada bir hürriyet görüyor musunuz? Ne diyebilir ki insanlar? Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz dillere yeni pelesenk olan bir beka meselesi diye bir laf var. Gerçek beka meselesi arayan şu tabloya bir baksın. Türkiye'nin kendi evlatlarını küstürmesinden, onların yurt dışına göçmeyi istemesinden, onların potansiyellerini Türkiye'nin kullanamamasından daha büyük bir beka meselesi var mı? Siz söyleyin. Beka meselesi arayan şu tabloya bir baksın Allah aşkına. Çünkü Z kuşağı, Y kuşağı meselesi de değil bu. Z kuşağına gelmeden bir Y kuşağına bir bakalım. Onların biraz büyüklerine, şimdi 30'lu yaş civarındaki arkadaşlarımıza. Bu arkadaşlar okuldayken sınavlar çalındı. Sınavları iptal oldu. Ondan sonra büyüdüler, iş hayatına girdiler. Türkiye 2014'ten 2020'ye kadar, bakın pandemi öncesi rakamlardan bahsediyorum, Türk özel sektörü hiçbir iş yaratamadı. Toplamda negatif. Yani bir iş yapan fabrika olduysa iki işte gitti. Yani her sene 1 milyon gencimiz çalışma çağına geliyor. Bizim özel sektörümüz 6 senede hiçbir iş yaratamadı. Bunun neticesinde insanlar kamuya yığıldılar. Orada da müthiş bir torpil dönüyor. Biz kamuya girişlerde mülakatı kaldıracağız lafını boşu boşuna söylemiyoruz ki, kaldıracağız bunu. Çünkü insanların fırsat eşitliğine, insanların önünü tıkıyorsunuz. Y kuşağı böyle. Şimdi Z kuşağı dediğimiz arkadaşlarımız bir iPhone, bir PlayStation, bunlar bütün dünyada İsmini vermeyelim de. Türkiye'de ne kadar lüks hale geldi bunlar. Neden? Saçma sapan vergiler yüzünden. Neden? Kötü ekonomik yönetimin neticesinde kurun alıp başını gitmesinden. Siz şimdi insanlara batılı yaşıtlarından çok daha geri bir hayat veriyorsunuz. Onların çok rahat ulaşabildiği şeyleri lüks haline getiriyorsunuz. Üstüne üstlük fırsat eşitliğini sağlamıyorsunuz. Sonra da bu çocuklar niye yurt dışına gidiyor diyorsunuz. Bu insanları küstürmekten daha büyük bir beka meselesi olamaz Türkiye'nin. Acilen bu duruma vaziyet etmemiz lazım. Hükümet de bomboş işlerle uğraşmayı bıraksın. Bu gerçek konulara odaklansın. Evet, plastik biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi öğrencilere. Halen de durum devam ediyor. Bu görüntüler tabii aslında dün akşamki o görüntüleri de üzerine eklersek, bir de Ankara'dan da protestolar geldi. Bir taraftan akademisyenler dün 159 öğrencinin gözaltına alınmasına atıfta bulunarak 159 yazılı dövizlerle rektörlüğe yine sırtlarını dönmüşlerdi. Daha öncesinde de buna benzer protestolar vardı. Sosyal medyayı da birazcık aslında şimdi her ne kadar bu görüntüleri paylaşan televizyon kanalları da az sayıda olsa da sosyal medyadan da oldukça yankılanıyor. Sosyal medyayı bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Dün mesela herkesin her şeyden haberi oldu aslında. Şimdi bu görüntülerin hepsi örneğin işte ya ajanslarda demeyelim artık, çok nadir sonuçta, ama sosyal medyadan edindiğimiz görüntüler zaman zaman da hedefe konuluyor. İşte maalesef biraz önce bahsettiğimiz yasaklar görsel basın üzerinde en güçlü şekilde uygulanan yasaklar. Sizin gibi cesur birkaç yayıncı dışında, yayın kuruluşu dışında bu yaşananları dile getirebilme cesaretini gösteren yayın kuruluşu çok az kaldı. Onun için de biz muhalif siyasilerin görüşünü dile getirmek açısından doğal olarak sosyal medyayı aktif kullanmak elzem oldu, kaçınılmaz oldu. Evet. Ve bilgi alma, bilgi edinme açısından da en elverişli yöntemlerden birisi haline geldi son durumlar karşısında. Sosyal medyadan devam edeceğiz kaldığımız yerden, ama Anka muhabirine hemen dönelim. Olay yerinde Eda Sönmez. Eda, şimdi biraz önce o müdahaleyi ekranımıza yansıttık ama nedir şimdi? Hilmi Hacaloğlu demişti ki en son polislerin daha kalabalık olduğu, kalabalık bir halde bize doğru geldiklerini görüyoruz dedi. Gazeteciler de çok fazla. Sen neler söyleyeceksin? Evet, mesela şu anda biraz önce tam önümden bir gözaltı, bir öğrenciydi sanırım. Onu götürdüler ve Kadıköy'de şu anda yoğun, inanılmaz derecede bir gaz. Yani gözlerim mesela şu anda yaşarıyor.
gazla müdahale olmuş. Biz de daha yeni ulaşabildik. İnanılmaz derecede yoğun, hem trafik var hem polis kalabalığı var. Her taraf kapatılmış. Evet Eda, da konuşmakta zorlanıyorsun aslında. Evet. Farkındayız çünkü biraz önce yine Hilmi Acıloğlu da aynı şekilde etkilenmişti biber gazından ki orada vatandaşlar da aynı şekilde, yurttaşlar da etkilendi. O görüntüler de tekrar ekranımıza gelirse, evet, müdahale de devam ediyor. Peki bir yandan da denildi ki işte tek tek hem sorgulamalar da yapılıyor, öğrencilerin Kadıköy geçişlerine de izin verilmediği yönünde de sosyal medyaya düşen bilgiler de var. Hem gözaltına alınıyoruz, gidişimiz engelleniyor diyen öğrencilerin de buradan mesajlarını da aktarmış olalım. Geçişler rahat sağlanabiliyor mu? Ya geçişler şöyle, yani inanılmaz derecede bir trafik var. Evet. Geçişlerde de tabii ki kontrol oluyor. Kontroller altında geçiş sağlanıyor ama yani şu anda aslında Kadıköy Rıhtım'da yapılması, toplanması gereken yer şu anda polis tarafından kapatılmış. Ve hiç kimseyi oraya konulmuyor. Geçiş izni vermiyorlar oraya ve öğrenciler, işte vatandaşlar, buraya destek amaçlı gelen kişiler de ara sokaklarda. Şu anda bir ben yolun karşısına geçtim, bir kalabalık var ve alkış yapıyorlar, onlara doğru ilerliyorum. Evet, hem bu müdahale var dedin, hem de evet ara sokaklara dağıldığını da öğrencilerin. Şimdi tabii buradaki müdahale sürüyor bir yandan da, sosyal medyadan da ben o bilgileri de aktarmaya çalışıyorum. Polis müdahalesinin ardından işte öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, yani sadece öğrenciler değil aslında siyasiler, yurttaşlar da yine aynı şekilde tepkilerini gösteriyor galiba Kadıköy'de. İstifa çağrısı var en çok. Evet, mesela şu anda sesleri duyuyorsunuz, gözaltılar var Elif burada ve vatandaşlar Elif beni duyabiliyor musunuz? Evet evet, duyuyoruz. Peki buradaki sesleri duyabiliyor musunuz? Evet evet, belli ki. Cezaevine çevirdiğimizin şeyleri olamadık bunlar ya. Evet, burada şu anda gözaltı oluyor Elif. Evet. Ve aslında vermek istemiyorlar. O yüzden de biraz polis ve vatandaşlar, öğrenciler arasında. Evet, demokratik haklarımızı kullanıyoruz diyorlar. Evet, demokratik haklarını kullanıyorlar. Ona neyse öğrenci diyorlar. Nerede demokrasi diyorlar. Sudan gerekçelerle yasaklandığını söylüyorlar. Herkese serbest ama öğrencilere yasak diyorlar. Zaten bu olayların ardından hemen kaymakamlık tarafından da bir açıklama yapılmıştı. 7 gün süreli, evet, yasaklandı diye. Evet. Evet, görüntüler şimdi canlı Kadıköy'de. Konuşmakta da tabii arkadaşlarımız da zorluk çekiyor bu arada. Öğrenciler de tabii ara sokaklara da hem gazın etkisiyle hem müdahalenin etkisiyle yasak ilanı da var Kadıköy'de. Yani aslında üzerine konuştuğumuz şeye baktığımızda biz ifade özgürlüğü derken, işte yasaklar derken bu hale geldik şu anda maalesef. Öğrenciler sadece, biz diyorlar, istifa etmesini istiyoruz. Akademisyenler de onu istiyor. Ama bu bir inatlaşmaya mı dönüşüyor? Yani Boğaziçi eylemi niye bu kadar kıskaçta? Sanırım çözüm istenmiyor. Onun için mi kıskaca girmiş durumda diyebiliriz? Çözümsüzlüğe yani doğru itiliyor ve çözümsüzlük büyütülüyor bence de. İlk günden itibaren öğrencilerin o haklı talepleri, gayet demokratik talepleri dinlenmiş, öğrenciler dinlenmiş olsaydı bugünkü noktaya gelmeyeceğine inanıyorum ben.
Bundan sonra da yapılabilecek en güzel şey, olay bu noktaya geldikten sonra Sayın Rektör'ün artık görevden affını istemesi gerekiyor bence de. Hı hı. Yani artık bu üniversitede huzur içinde bir bilim yuvası şeklinde görmemiz zor bu aşamadan sonra. Hı hı. Evet Gökçe Hanım, size de hemen döneyim. Burada aslında niye kıskaçta diye sordum. Yani çözüm üretilmek mi istenmiyor şu anda? Şu tabloyla gittikçe bir zora sokulan bir durum var. Daha da şiddetleşen, daha da kutuplaşan, ayrışan bir durum var karşımızda. Evet, çözülmek istenmiyor sorun. Çünkü geri adım atmak fikri aklında yerleşmiş bir iktidar yok. Öyle bir cumhurbaşkanı yok. Şimdi bu yanlışı yapan aslında rektörün kendisi de değil. Veya işte hedef gösteren X kişisi, Y kişisi, o bakan, şu iletişim başkanı da değil. İşin başında bir cumhurbaşkanı var. Recep Tayyip Erdoğan. Onun kararıyla yapılan bir atama. Onun kararıyla aslında ben bu Boğaziçi Üniversitesi'ni ele geçiremedim. Hadi işte öyle bir bilimsel bir işte yetenekte kadrolar yetiştirip orayı ele geçiremedim. Demokratik yollarla tepeden kayyumla ele geçireyim bu üniversiteyi. Düşüncesi var. Şimdi bu düşünceden geri adım atmak istemediği için üniversitenin üniversite olmaktan çıkmasına resmen burada göz yumulan bir durum var. Nasıl üniversite olmaktan çıkıyor? Şimdi orada normal bir düzen devam edebiliyor mu? Hayır. Öğrenciler haklı taleplerini dile getiriyorlar. Karşılarında gördükleri muameleye bakın. Yani bu nereye kadar böyle devam edebilir? Ve sırf geri adım atmamak için, sırf bir kibir sebebiyle, sarayda oturan bir kişinin bir kibri sebebiyle şu an öğrenciler, yüzlerce öğrenci bunu yaşıyor. Ve sadece buradaki yüzlerce öğrenci de değil. Bakın milyonlarca genç işsiz Türkiye'de, milyonlarca insan çok zor koşullarda yaşıyor. Büyük yoksulluk içinde yaşıyor. Ve bu kadar insanın sorununa hiçbir çözüm üretmeyen bir iktidar var. Aynı zamanda çözüm üretmediği için gündem de yaratamayan bir iktidar var. O gündemi ancak yaratabildiği tek yöntem birilerine hedef göstermek, ayrımcılık, baskı ve de kaos oluşturmak. Ancak bu şekilde gündeme gelip birilerini düşmanlaştırıp kendi tabanlarını konsolide edebilmek için bir yol arıyorlar ama boşuna. Çünkü artık öyle bir böyle bir düşmanlaşmaya kolayca gelebilecek bir tabanları da kalmadığının farkındalar. Çaresizlik içinde insanlara hedef gösteriyorlar. Bu böyle devam edemez. Bu Boğaz içindeki durum da, bu inat da, Cumhurbaşkanı'nın bu inadı da, sorunları, halkın sorunlarını görmeyeyim, gençlerin sorunlarını görmeyeyim inadı da sürdürülebilir bir inat değil. Bir an önce vazgeçilmelidir ve gençlerin sesi duyulmalıdır. Evet görüyoruz yine şu anki ekranımızdaki görüntüler de canlı. Anka Haber Ajansı'nın görüntüleri ekranımızda. Grubun dağılmaya başladı. Yani gruptan aslında çok sayıda insanın biber gazından etkilendi. Polis ekipleri grubu dağıtmaya çalışıyor. Göstericilere plastik mermiyle de müdahale edildiğini, gazla müdahale edildiğini tekrar belirtelim. Gelen öğrencilere, daha doğrusu Kadıköy'de protestoculara, ara sokaklara dağılmışlardı en son. Şimdi Anka Haber Ajansı'nın canlı görüntüleri. Biz demokratik hakkımızı kullanıyoruz dedi öğrenciler. Hatta vatandaşlar da oradan aynı şekilde tepkilerini gösterdiler. Alkışlıyorlar şu anda oradaki polisleri. Belki de öğrenci değil, belki de vatandaşlar. Burak Bey, son 2-3 dakikamız kaldı. Hem size hem de Berna Hanım'a söz vereceğim. Bir mesaj olarak mı bitirmek gerekiyor? Evet, siyasilerin de bu arada orada olduğunu görüyoruz. İstanbul Milletvekili Ali Şeker galiba şu anda ekranda olan. Evet. Onlar da hem polislerle iletişim sağlamaya çalışıyorlar. Evet, sizi dinleyelim Burak Bey, buyurun. Şimdi yani bu ben yaptım oldu zihniyetinin bir neticesi. Maksat dediğim gibi üzüm yemek, imbacıyı dövmek. Maksat üzüm yemek olsaydı siz mezunlarla, öğretim üyeleriyle, öğrencilerle konuşurdunuz. Bir hata yaptıysanız da oradan dönerdiniz.
Koskoca Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğe layık hiçbir insan bulamadınız. Dışarıdan mevcut rektörü mü getirdiniz? Bu mu? Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin 160 senelik kurumun kadrosunda bir tane rektörlük yapacak insan yok. O yüzden dışarıdan birisini paraşütle rektör olarak getirdiniz. Bunu mu söylüyorsunuz? Ama tabii bunu konuşmak istemediğiniz için bir takım değerleri istismar etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten Türkiye'nin meselesi olan salgını, esnafın açılamayan iş yerlerini, tamam, online beni... eğitime bağlanamayan çocukları, iş bulamayan gençleri, eriyen asgari ücreti, artan borçları konuşamadığınız için, çünkü onu konuşmak zor, onu çözmek de zor. Böyle bir kıvılcım çaksın, ben de onu üfleyeyim, benzine, yangına körükle gideyim, bu iş büyüyebildiği kadar büyüsün, bunlar konuşulmasın. Bunu mu istiyorsunuz? Yazık günah değil mi bu memlekete? Oradaki bütün çocuklar bizim arkadaşlarımız, gençlerimiz, kardeşlerimiz. Türkiye'nin bütün dünya, her tarafı nasıl bir mesaj gidiyor buradan? Üniversite öğrencileri nasıl hissediyorlar? O okul eğitim yapılması mümkün mü? Mevcut rektör, Gökçe Hanım da bahsetti, şu anda kendisine danışman atayamıyor. Şu anda rektör yardımcısı atayamıyor. Şu anda senatoyu toplayamıyor. Yani siz Türkiye'nin en güzel eğitim kurumlarından bir tanesini felç ettiniz bu kararınızla. Bir zahmet bir dönüşüp geri dönüp düşünüyor musunuz acaba? Ya biz yanlış mı yaptık acaba? Bu kadar insan buna karşı çıkıyorsa acaba bende bir hata var mı diye düşünüyor mu acaba hükümet? O yüzden söylüyorum. Birincisi, karşınızda şeytan yok. Karşınızda bu milletin evlatları var. İkincisi, Boğaziçi Üniversitesi bir ganimet değil. Orası ülkemizin güzide bir kurumu. Bunların sayısını arttırmamız lazım. Bunları ele geçirip zapt edip değerini düşürmekle Türkiye ilerlemez. Üçüncüsü de, lütfen şu kibir kulelerinizden bir inin artık. Hatalarınızı kabul edin, zararın neresinden dönerseniz dönün kârdır. İnsanlarla istişare edin, diyalog yapın ve bunu bir an önce çözelim. Ha, böyle olaylar yaşansa da, evet, tabii ki çok kötü bunların yaşanması, ama her halükarda Türkiye bunları aşar. Türkiye büyük bir devlettir, büyük bir millettir. Gönül ister ki bu tip saçmalıklarla uğraşmayalım, gerçekten önemli konulara odaklanalım. Ama her halükarda bilhassa gençlerimize sesleniyorum. Lütfen moralinizi bozmayın, lütfen enseyi karartmayın. Türkiye bundan daha kötüsünü de aştı. İnşallah bugünlerde aşacaktır. Ben bu vesileyle her üçünüzü de selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Berna Hanım'a da hemen söz verelim. Öyle yayınımızı kapatalım. Çok teşekkür ederim. Eda Sönmez yine hattımızda. Son sözü öyle vereyim. Eda, evet, şu anda nedir durum? Biraz önce bağlantımız yarım kaldı. Eda, beni duyabiliyor musun? Evet, Anka Haber Ajansı muhabiri Eda Sönmez Kadıköy'deki. Evet, çünkü şimdi gazeteciler de çok sayıca çoğunluktalar orada, ama tabii oradan yayın yapmaları da zor oluyor bu şartlarda. Hem bir taraftan gaz, hem müdahaleler. Neler dediklerine de öğrencilerin kulak veriyoruz. Peki. Sizden bir cümle alarak kapatalım. Tek adam rejiminin bizi getirdiği, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bizi getirdiği nokta, bu gördüğümüz sokaktaki görüntüler. Bundan yaklaşık 4 yıl önce kendilerinin bizim bütün karşı çıkmalarımıza rağmen yaptıkları anayasa değişikliğiyle, yaptıkları sistem değişikliğiyle tek kişinin iki dudağı arasından çıkacak kararlarla ülkeyi yönetmeye çalışmanın bizi getirdiği son nokta bugün sokakta gördüğümüz görüntüler. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde, bugün İstanbul Üniversitesi'nde, bugün Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerindeki öğrenciler, laboratuvarlardaki arkadaşlarımızın bugün bu salgına nasıl bir çözüm buldular, bizim gençlerimiz çözüm ürettiler gururunu yaşamak varken, bugün sokaktaki bu görüntüleri konuşuyor olmak bizim çok zorumuza gidiyor. En kısa zamanda bu tek adam rejiminden, parti cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulup güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistemde gerçek demokrasiyi Türk gençlerine yaşatmak dileğiyle diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, bağlantı yapabiliyor muyuz? Peki, süremizde de oldu. Neler yaşandı, tüm gelişmeler birazdan ana haber bültenimizde Zafer Arapgirli ile sizlerle olacak. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gökçe Hanım, Burak Bey, sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Berna Hanım, teşekkür ediyoruz. Evet, Ankara saatini noktalayalım. Hoşça kalın.